Herkese selamlar, herkese merhabalar. Ders çalışırken masanın başında uykum geliyor, verimsiz oluyor. Bir koç ne yapmalıyız? Bunlarla alakalı 10 tane taktik paylaşacağım birazdan sizlerle. Bu video nereden çıktı onu da söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde erteleme üzerine çok güzel bir video atmıştık. Çok da güzel geri dönüşler oldu. Orada bir kitap önerisi falan da yapmıştık. Birçok kişi herhalde bu sorundan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Burak Tunç diye bir güzel insan şöyle bir yorum atmıştı. Bir koç tamam iyi çalışıyoruz ama masa başında böyle uykumuz gelince verimsizleşiyor ve tam 1500 kişi de bu yorumu beğenmiş. O zaman dedik ki bu videoyu hemen çekelim. Taktiklere gireceğim ve videonun sonuna kadar lütfen izleyin çünkü sonunda bu taktiklerin daha da derin olan bazı birkaç tane şey paylaşacağım. Oraya kadar gelmeden bence direkt taktikleri falan da uygulamayın. Tam ders çalışmaya başlıyoruz ve taktiklere de girelim hadi. Şimdi ilk olarak şunu söylemem lazım. Bu bir taktik değil ama şunu bilmeniz gerekiyor. Evet normal sıcak ortam bakın hatta kış geliyor. Kaloriferin dibinde uyuyakalanlarınız da olacak. Hatta böyle gittiği okulda falan resmen peteklerin yanına böyle kıvrılıp orada ya bir aslında uykum geldi falan moduna girmeyeceğiz. Çünkü bunu yaşadığımızda zaten uykunun gelmesi otomatiktir. Biz o zaman ilk taktikte şöyle başlayalım. Birincisi üzeri ovalamak. Baktınız böyle uyku hafiften gelmeye başladı. Yani böyle bir dalıp gidiyorsunuz bir şeylerdi falan hafiften böyle esnemeler falan başladığında ilk yapanlar genelde şu ilk iş olarak şunu yapabilirsiniz. Lütfen şöyle gözlerinizi bir ovalayın biraz. Şimdi buradaki uyaranlar sayesinde hatta bilimsel çalışmalar diyor ki odaklanmanız dahi artar. İlk olarak bunu yapın. Ha bu yeterli mi? Tabii ki değil. Orada ikinci taktik devreye girecek. İki. Şimdi gözleri ovalamak yeter mi? Herkese yetmez. Hatta bazıları böyle gözünü çıkartacak gibi ovalasa da işe yaramayanlar var. Artık ikinci tarafta su desteği almak zorundayız. Yani birazcık hafif böyle bir gerilme falan onu dördüncü başta söyleyeceğim egzersize geleceğim ama önce şu yüzü falan bir yıkamak ama yüz yıkamak da artık bir yere kadardı. Hatta bazı öğrenciler bir öğrencim itiraf etmişti. Hocam yüzümü yıkıyorum havluyu böyle yüzüme atıp geri yattığım oluyor diye. Cidden bunu belki aranızda yapanlar vardır. Yüzü sadece yıkamakla kalmayın ne olur. Şimdi evet havalarda soğuyor. Sıcaklarda olsa bu video başınızı suyun altına sokun derdim ki şu anda bunu söyleyemiyorum ama özellikle bakın enseniz, kulak arkanız ve ayaklarınızın altının biraz daha böyle soğuk suya değdirin. Bir görün bakalım nasıl ayılıyorsunuz. Amaç üşütmeden bunu başarmak. Hocam ben şimdi okulda bunu nasıl başaracağım yani gidip gençler şuradan bir su dökün de şu enseyi bir falan diye tabii bunu yapamayacaksınız ama en azından bununla alakalı az da olsa şöyle hafiften hafiften bir serinlik hissetmek zorundayız. Yani şunu da söylemek istiyorum ayakların altına hafiften bir masaj yapmanız bile ciddi anlamda uykunuzu açacaktır güzel insanlar. Ben hatta itiraf edeyim evde böyle bazen ciddi anlamda böyle halıya falan böyle ya da böyle sivri bir yerlere falan böyle ayağınızı sanki ayağım görüyorlarmış gibi yani ayağınızı böyle birazcık oradan huylanmanız denir ya birazcık huylanacaksınız arkadaşlar kusura bakmayın. 3. Tamam bunu da yaptınız. Direkt gidip masanın başına oturmayın yeniden. Ayaktasınız diyelim. Orada biraz daha böyle egzersiz tarzında bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bunu çok klasik tabiri. Hani birçoğu zaten bunu yapar. Ben kütüphanelerde falan çok görürüm şu hareketleri. Şöyle biz hatta orada aslında şunun iki amacı vardı. Tamam birincisi böyle bir esnemek, gerilmek falandır ama bir yandan da millet ne çözüyor abi? Ne o kitap ya? Adam nereye geçmiş arkadaş? Sen ne yapıyorsun falan. Hatta bazı arkadaşlar sınavda denk geldiğim vardı. Esnemekten arkadakini böyle resmen optiğine falan kadar giden arkadaşlar olurdu. Ama egzersizin cidden faydası var. Böyle birazcık yürümek hatta orada hızlı tempoda falan bir ani yürüyüşler yapmak bize faydalı olacaktır. Üçüncüsü böyle. 4. Nefesinizi hızlandırın. Hatta bir koşuluk eğitiminde öğrenmiştim. Bunu cidden işe yarıyor. Sabah uyandığınızda şimdi bizim farklı bir konu ama söylemem lazım. Biraz da komik. Şimdi burun delikleriyle alakalı bir durum var. Yani lütfen kusura bakmayın söyleyeceğim bana. Şu olay. Çok hızlı bir şekilde burun deliğinizi biri kapatın. Çok hızlı bir şekilde sadece birinden. Alın sürekli birinden alın ama. Sonra bunu kapatın. Ötekinin kapalı olma ihtimali orada bir tehlike var. Onu şimdiden uyarıyorum hepinize. Birinden alın. Sonra diğerinden alın. Böyle hızlı hızlı geçişler yapın. Bakın göreceksiniz sabah resmen ne oluyor? Yani beyin burada bir farklılık hissedecek. Hatta bunu yapabiliyorsanız balkonda falan yapın ama bir başkası da balkondaysa çok tavsiye etmem. Hani sabah sabah öyle saçma sapan bir hareket gibi algılamasınlar. Ama özellikle buradaki sabah hızlı nefes alışverişleri hem de temiz havayı almak gayet iyi gelecektir. Hatta ben özellikle erkeklere şunu tavsiye ediyorum. Ben sabahları biliyorsun güneşten önce uyandığımda bizim yakınlarda bir fırın var. Oraya da uğradığım oluyor genelde. Gidiyorum orada hatta hafif de serin ya. O soğukluk bile resmen beni ayıltıyor. Hele de o uykum mu geldi şu an? O serinlik bile sizi ayıltabilir. Tamam ben sabahları yapıyorum. Siz de bunu şöyle yapabilirsiniz. Atıyorum eğer bir kütüphanede çalışıyorsanız dışarı çıkın ve gerekirse şöyle bir ekstradan bir tur atıp bu hafiften işte su olayını falan da yapıp kendinize getirebilirsiniz. Kendinizi kendinize getirebilirsiniz. Beşincisi içeceklerden destek almak. Tabii hangi içecek hepinizin aklına gelen şey değil. Yani kahvenin uyku açmakla alakalı tabii ki bağlantıları var mı? Var. Özellikle Türk kahvesinin hatta böyle bağlantıları var. Ama şu marka ismi veremeyeceğim. Burada bir YouTube içindeyiz. Telif yeme tehlikemiz var. Marka ismi veremeyeceğim ama şu yapay kahvelerle keşke aranızı biraz uzak tutun. Hatta sizin için bunu araştırdığımda karşıma iki tane şey çıktı. Mesela portakal suyu ciddi ciddi uyku kaçırıyor aslında biliyor musunuz? Çünkü içinde doğal bir asit var. Mesela elma hatta böyle biraz daha ekşi elmalar ciddi anlamda uyku kaçırıyor. Ben sabahları birkaç kez denedim böyle. O ekşi elmaları yediğimde hatta böyle birkaç kez aç karnına yediğimde oldu. Eğer mideniz etkilenmiyorsa yapabilirsiniz. Gün içinde aslında keşke böyle doğal portakal suları içebilseniz de hani böyle arada o da uykumuzu biraz bizden götürse. Ama birçok arkadaşım kahve içeceğine adım gibi eminim. Çünkü hatta kahvenin yanında sigara içenler de var. 6.
yine farklı bir taktik. Bunu da yine bir eğitimde öğrenmiştim. Bunu gösteremeyeceğim ama anlatmaya çalışacağım. Olay şu. Şimdi dilinizi damağınızın üst kısmına değdirmenizi istiyorum şu anda. Değiyor değil mi? Şimdi orayı böyle dilinizi sanki böyle kaşır gibi. Yani böyle içinizde o resmen onu temizliyormuş gibi hayal edin orayı. Böyle hafiften böyle bir yapayım hatta. Hani böyle huylandırıcı bir tarafı da var. Ama sabahları özellikle çok işe yarıyor. Hatta gün içine de. Ama şimdi bunu kütüphanede nasıl yapacaksın değil mi? Yani kütüphanenin yanında ne bakıyorsun? Hani böyle bir çaba var. Ama böyle azar azar bence yapılabilir. Yine hakikaten tesiri olan bir şey. 7. başlık yiyeceklerden destek almak. Burada hani şöyle zihnimize sağlam uyaran gönderen, beynimize çok sağlam uyaranlar gönderen yiyeceklerden bahsediyorum. Yani bu sıradan bir ekmek arası bir köfte falan tabii ki değil. Mesela acı biber. Şimdi burada özellikle Gaziantep, Urfa'lı arkadaşlar falan vardır bu videoyu izleyenler. Onlar zaten yanında cim biberle dolaşıyorlar. Zaten gidince maşallah Adıyaman'a gidiyoruz. Antep, Maraş o taraflara sürekli böyle bir şeyler geliyor. Ve hepsi acı. Hiçbir şeyiniz yok yani tatlı biberiniz yok anlamıyorum. Şimdi o güzel insanlar bunu arada bir dokundurabilirler. Böyle gittikleri lokantalar ya da yemek yedikleri yerlerde. Hocam biz bunu yanında taşıyamayız. Başka ne olabilir? Evde çalışan arkadaşlar için de söyleyelim bunu. Böyle çok mesela kahve çekirdeği ısırabilirsiniz. Bak ısırmak diyorum. Abartmayın ama ne olur. Hani bu kahve çekirdeğini falan böyle bir şey yapamazsınız zaten. Böyle zihnimize o acıyı gönderip resmen o hafiften o tiksinme durumuyla biraz daha o uykuyu böyle gün içinde kaçırabiliriz. 8. Telefonda önemsediğiniz 5 dakikalık bir şeyleri okumak ya da izlemek. Bak önemsediğiniz diyorum ama. Instagram'a gireyim şu keşfette ne varmış ya bir bakayım falan değil. Çünkü oradaki 5 dakika 55 dakikaya uzayabiliyor. O uykuyu kaçırmayı bırak resmen o dersten de kaçırır. Abi valla geç kalmışım ya falan moduna bile götürebilir ama bir 5 dakika sadece mesela ilgi duyduğunuz ne var? Diyelim Twitter'da takip ettiğiniz kişiler var ya da Instagram ya da YouTube'da. Sadece onları izleyip böyle sizi mutlu eden şeylerden birazcık bakıp bir 5 dakikada olsa tüm dikkatleri dağıtıp yeniden derse dönebilirsiniz. 9. başlık özellikle sabahları daha çok bunu tavsiye edebilir ki üniversite döneminde ben bunu çok yaptım. Çünkü bir dönem hatta böyle sabah 4'te falan uyanmam gerekiyordu. Vize finallerin çok yoğun olduğu bir dönemdi. Ve beni ayıltacak bir şeyler lazımdı orada. Ve ben şunu yapmayı çok seviyordum. Telefonuma ya da bilgisayarıma şunları yüklemiştim. Beni çok motive eden birkaç tane video vardı. Bu videoları sabah izleyip resmen tüm duyguları resetleme aşamasına getirmeye çalışıyordum ki uykum kaçsın diye. Gerçekten bende çok işe yarıyordu. Ama şu da bir gerçek. Bir süre sonra şunu da farkındayım. Bu motive araçları da sıradanlaşıyor. Yani hep aynı videoda artık tepki vermeye başlıyorsunuz. O yüzden bunu en geç 2 haftada bir değiştirmenizi tavsiye ederim. 10. başlıkta iyi dinlenin. Yani bu aslında bir taktik değil. Aslında bu günlük hayatta hepimizin ihtiyacı olan bir şey. İyi dinlemekten kastım da özellikle ben çektiğim videolarda hep şunu vurgulamaya çalışıyorum. 6,5 gün çok yoğun çalışıyorsanız ki çalışmalısınız zaten bence. Haftanın yarım günü lütfen dinlenin. Hatta bazı arkadaşlar bunu bir gün dinlenen de var. Bu biraz daha sizin biyolojik yapınızla alakalı. İyi bir dinlenme bence yine ders anında çalışmanız. Yani gidip en azından 1 saat evvel rahat rahat dinlenip sonra geri dönebilirsiniz. Yani buna da ihtiyacımız oluyor. Ama 5 dakika diye gidip aradan 3 yıl sonra yeniden masa başına döneniniz var. Bu kadar da abartmamak şartıyla. Ve şimdi burada saydığım tüm taktikler şu seviyede geçerli. Yani benim büyük sorunlarım yoksa bunlar geçerli. Büyük sorunlar derken neyi kastediyorum? Bir, biyolojik anlamda. Benim uykusal bir problemim yoksa yani geceleri verimli uyuyamayan hatta sabaha kadar ders çalışıp niye benim gündüz 3'te uykum geliyor diyen güzel insan. Tabii ki bir zahmet gelecek yani o kaçarın yok. İkincisi çok fazla yemek tüketen arkadaşlar hatta sınav yılında 10 kilo 15 kilo alan öğrenciler tanıyorum ben. Eğer aşırı yemek yiyorsanız ki zaten bu da uykuları getirecektir. Yani az önce taktikleri hiç uygulamasanız da olur size. Aşırı yemek yiyen birinde bundan hiçbiri zaten fayda göstermeyecektir. Üçüncüsü de mecburen fiziki anlamda yorulan güzel insanlar var. Yani işte çalışıp ders çalışanlar var. Çünkü bir şekilde para kazanması lazım. Bazı arkadaşlar spor yaptığı için ekstra yorgunlukları oluyor. Şimdi bu güzel arkadaşların diyorum bu o taktikleri uygulasa da pek işe yaramayabilir. Onların önce bu sorunlara kökten çözüm üretmesi lazım ya da bu sorunlara göre mücadele etmesi gerekiyor. Bir diğer noktada insan sıkıldığı şeyden yani sıkılırsa uykusu gelir. Çok açık ve net. Mesela bu videoyu izlerken bile dikkat edin mesela montajlar böyle hızlı hızlıdır. Niye? Çünkü sıkılmamanızı istiyoruz. Trendlere dikkat ettiniz mi mesela? YouTube'daki trendler niye bu kadar izlenir biliyor musunuz? Aslında çok saçmadır değil mi? Reklamlar niye izlenir? Bakın reklamlardan sıkılmayız. Hep böyle bir uyaran vardır. Hep böyle yeni bir uyaran vardır. Çünkü beynimizin sıkılmaması için adamlar her şeyi yaparlar ve bizi izletirler. Biz de o yüzden ders çalışmayı keyifli hale getirmeli. Hayalimizi, hedefimizi biraz daha böyle sağlamlaştırırsak her sıkıldığımızda onu aklımıza getirip biraz daha böyle eğlence odaklı bir şeyler yapabiliriz. Hatta grup çalışmaları falan da yaparsanız arkadaşlarla böyle bir soru ödülü, soru hedefi hep beraber işte bir ödül ceza yarışması falan yine çok fazla tesirli olacaktır. Ha, şunu da söyleme gerek yok herhalde. Yani evde yorganını üstünüze atıp da hocam hava çok soğuk o yüzden yorganın altında çalışıyorum demiyorsunuzdur inşallah. Zaten bunu yapıyorsanız taktik falan taktik maktik yok yani. Uyu. Başka da hiçbir şey yaramaz bizim anlattıklarımız. Bunu cümleyi sonunu toparlayamam. Yani bu kadar da vasat olanlarınız da varsa zaten taktik falan yok. Taktik maktik yok. Direkt uyuyun yani. Hiçbir şey yaramaz. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Burak'cığım teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın.